Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayıcık yapımını paylaşacağım. Elbiseli, küçük şirin bir şey olacak diye düşünüyorum. Boyutunu açıklamada paylaşacağım. Ben ip olarak taba rengi kullandım. Kırmızı, beyaz ve kirpik ve burun işlemesi için kahverengi ip kullandım. Şimdi hemen kafa yapımına başlayalım. Bu şekilde taba rengi ipimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak yine sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra hepsine çift batıyorum. Sayımı 12'ye yükseltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, şimdi bir sık iğne, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bu şekilde ilmek sayılarımızı toplamda 18'e yükseltiyoruz. Evet, 18. çiftin, yani ilmeğin tam altından arkadaki ipimizi işaret ipi olarak ön tarafa çıkartıyoruz. Şimdi 1, 2 çiftimizi yapıyoruz. Tekrar çiftimizi yapıyoruz. Bu sırada yapmanız gereken 2 tane tek, 1 tane çift. Şimdi 1, 2. 2 tane tek yaptık. 1 tane çift yaptık. Bu şekilde işaret ipinin bulunduğu kısma kadar 2 sık iğne, bir çift olarak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde 2 sık iğne, bir çiftimizi tamamladık. Şimdi sıra geldi bir üst sıraya. Yine işaretten başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1, 2, 3 çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3 çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3 çiftimi yapıyorum. Bu şekilde işaretin bulunduğu kısma kadar toplamda 6 kere tekrarladığımız zaman işaretin bulunduğu kısma tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da 3 sık iğne, bir çift olarak tamamladım. İşaretin bulunduğu kısmıma geldim. Şimdi hemen devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 çiftimizi yapıyoruz. Tekrar bir saniye. Evet, çiftimi söktüm yanlışlıkla. Evet, 1, 2, 3, 4. Tekrar çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Çiftimi yapıyorum. İşaret ipime kadar 4 sık iğne, bir çift olarak devam ediyorum.
4 sık iğne, 1 çiftimizde bitirdik. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. 5 tane örüyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 çiftimi yapıyorum. İşaret kısmına kadar devam edelim. Evet, 5 sık iğne, 1 çiftimi bitirdim. Tekrar bir üst sıraya geçtim. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Çiftimi yapıyorum. İşarete kadar yine devam edelim. Bu şekilde de 6 sık iğne, 1 çiftimi tamamladım. Yine bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Çiftimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar çiftimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çiftimizi yapalım. Yine işarete kadar 7 sık iğne, 1 çift olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 7 sık iğne, 1 çiftimizi de tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir üst sıraya geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen çiftimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çiftimizi yapalım. İşaretin bulunduğu kısma kadar 8 sık iğne, 1 çift olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 8 sık iğne, 1 çiftimi tamamladım. Hemen işaretimi oradan çıkartıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve toplamda 15 sıra eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde düz olarak örmeye devam ediyorum. 15 tur arkadaşlar. Yani şöyle bakacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5 işareti buraya yerleştirdiniz. Buradan itibaren 15 sıra düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde işaret ipinden itibaren toplamda 15 sıra düzümüzü tamamladım. Şimdi 2, 4 ve 6. 6. sıraya, yani işareti koyduğumuz 6. sıraya hemen gözlerimi yerleştiriyorum.
Siz de benim gibi sıkı örüyorsanız herhangi bir aparat yardımıyla bu şekilde gözlerinizi takabilirsiniz. Evet, birinciyi taktım. Şimdi taktıktan sonra 2, 4, 6 ve 7. Yedinciye şu şekilde diğer gözünüzü yerleştirebilirsiniz. Gözlerimiz 12 milimetre. Bu şekilde gözlerimi taktım arkadaşlar. Dediğim gibi 2, 4, 6. sıraya 2, 4, 5. Arada 5 tane var. Yalnız biz 7.ye taktığımız için şu yarım kısım 2 ilmeği zaten altında kalıyor. Hemen aparatlarımı takıyorum. Ve mühürleme işlemi yapıyorum. Gözün sadece şuradaki kısmını eritiyorum. Aparat taktığımız kısmı yani kilit kısmını eritmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde taktım. Üstüne bastırarak mühürleme işlemini yapıyorum. Şimdi hemen diğerini de yapalım. Evet, bu şekilde iki gözümüzü de yerine yerleştirdik. Şimdi sıra geldi daraltma kısmına. Biz 8 sık iğne bir arttırmaya kadar çıkmıştık. Eksiltmemizi yaparken de 8 sık iğne bir eksiltmeden başlayacağız. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bir tane daha eksiltiyorum. Bu şekilde başladığım işaret ipine kadar tekrar devam ediyorum. İşaret ipinden başladım arkadaşlar. İşaret ipine kadar 8 sık iğne bir eksiltme olarak devam ediyorum. Evet. Bu şekilde 8 sık iğne bir eksiltmemi yaptım. Şimdi sıra geldi. Tekrar işaretten başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Eksiltmemi yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir eksiltme daha yapıyorum. İşarete kadar 7 sık iğne bir eksiltme olarak devam ediyorum. Bu şekilde 7 sık iğne bir eksiltmemi de yaptım. Şimdi yine devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir tane daha eksiltiyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir eksiltmemi yine işaret ipine kadar bitiriyorum. 6 sık iğne bir eksiltmemiz de tamam. Yine işaretten başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksiltelim. Yine devam edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Yine eksiltmemi yaptım. Bu şekilde işaret ipine kadar 5 sık iğne, 1 eksiltme olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sık iğne, 1 eksiltmemi de tamamladım. Şimdi bir alt sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 4 Bir tane daha eksiltiyorum. İşaret ipine kadar tekrar 4 sık iğne, 1 eksiltme olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 sık iğne, 1 eksiltmemi de yaptım. Şimdi son sıra bir eksiltme daha yapıyoruz. 1 2 ve 3 Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 Eksiltmemi yapıyorum. Yine işaretin bulunduğu kısma kadar 3 sık iğne, 1 eksiltme olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde oyuncağımın kafasını doldurdum. Burada kalan ilmek sayım 24. İpimi kısa kesiyorum çünkü dikişi gövdedeki iple yapacağım. Bu şekilde kafamız hazır. Şimdi kahverengi ipimin ben katını ayırarak kullanıyorum. Hemen kirpik yapımı için alttaki kısımdan batıyorum. Tam gözün şu şekilde orta yan kısmından çıkıyorum. Burada biraz ip bırakacağım. Çünkü geri döndüğümde onların ikisini birbirine bağlayacağım. Daha sonra 1, 2 ve 3. 3 ilmek yana. Bir sıra yukarıya. Hemen kirpiğimi takıyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde tekrar 1, 2, 3, 1, 6'a aynı şekilde tekrar kirpiğimi batıyorum. Yine göz dibinden çıkıyorum. Bu şekilde kirpiğimi yapıyorum. Hemen öbür gözü geçiyorum arkadaşlar. Battığınız noktadan. Bunu dış kısımdan batabilirsiniz. Çünkü bu gözden, bu gözün tam dibine geçmek imkansız. Arka aparatları var. Bu şekilde. Kirpiklerimi hazırlıyorum. Hemen yine dip noktasından, alt kısımdan batıyorum. İki üstüne bu şekilde çıkıyorum. Ve yine aynı tam dibinden batarak alt noktasından çıkıyorum. Evet. Bu şekilde iki ipi birbirine bağlıyorum. Kalan ipleri tekrar içine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde kirpiklerimi oluşturuyorum arkadaşlar. Kafa yapımızın sonuna geldi. Bu videomuz da burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.